Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte G2 BDS maçının ikinci versiyonunu yani Oregon maçını izleyeceğiz. Kimin kazanıp kimin kaybettiğini göreceğiz. Bu seriyi biraz beğendik. Yani cidden hani uzun zaman sonra Pro League maçlarının bu kadar keyifli halde e, izlediğimiz maçlar oldu. Hani bir de final olmasından kaynaklı biraz bu tarzda maçların döndüğünü düşünüyorum. Aynı şekil biraz da uzak kaldığımızdan kaynaklı da ee, gibi geliyor. It it. Gitti. Up, Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Birlikte Rainbow'un e, yavaş yavaş tekrardan geri ayaklanımını da görmeyi umut ediyorum inşallah. Tekrardan görürüz. Ee, bu videoyu paylaştıktan sonra e, yeni çarm vesaire bu tarz e, invitation ile ilgili bilgi çarmları nasıl düşüreceğiz? Espor paketleri verecekler aynı, aynı şekilde video kanallarını izlediniz de. Onlarla ilgili bir detaylı bir araştırma yapıp onlarla ilgili video atmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, şöyle bir tık daha kısalım sesleri. Onunla ilgili video atmayı düşünüyorum İşte charmları nasıl alacağız işte paketler nasıl düşüyor kaç saat hangi gün hangi ne saatte izlememiz gerekli onlarla ilgili detaylı bir videoyu atmayı düşünüyorum arkadaşlar Türkçe bir şekilde hızlı bir şekilde erişebilelim diye umarım hoşunuza da giderse. BDS teçhirli atak yapılırken bu teçhirli banlama sevdasını hala anlayabilmiş değilim arkadaşlar hani bunun aynısını g yapmıştı önceki mapte. Ee, cidden biraz zorlaştıran bir şey. Bakalım BDS ama kendine güveniyor mu? Aynı G2'da işte bizim umurumuzda değil. Atakta ne kadar tokatladıysa da BDS aynısını yapabilecek mi? Göreceğiz. Aslında bir tokatlamalık bir konu olmadı. Çünkü G2 aslında atakla iki round alabildi. Hani BDS biraz daha ee, yani zaten map defans tarafı temel farkta. Bu mapte nasıl bir şey göreceğiz? Sky'da artı Mira bana görüyoruz. Mesela burada Thatcher yokken kayıt banlamak ne kadar e, mantıklı. Hani Maverick oynandığı için bir tık bir nebze banlanıp e, kullanılıyor olabilir. işte Maverick almayalım gibisini için almamış olabilirler. Yani g bunu banlamış olabilir atak kısmında. E, geçtikleri zaman. Bakalım ne tarzda bir şey göreceğiz. Yani şimdi bir de bu tarz bir map'te e, Hibana'nın 4 e, tane pelatanı kullanarak 3H'i birden açabiliyoruz artı duvar açabiliyoruz artı maverick'le soft yapıp işte Slash'le eşle kırabiliyorsunuz yani bu karakterler cidden biraz e, oyunun dengesini biraz bozuyor ama e, gayet de güzel iş yaptığını düşünüyorum. Şöyle iki hızı anlayın unutmuşum bir de 720p değildi bunu a oh, o. Oh. Şöyle. Şöyle şuraya girelim. Mesela bu neden 700 p mı? Bunu çözebilmiş değil. Bunu hmm. <laughs> bir 1080 haline bulup geliyorum ya. Sanırım bu videonun görüntü kalitesi bir tek düşük arkadaşlar. Bu da fun. Eee bu 720p gibi pek tatlı değil. Ve Fransız diyor biraz ama yap bir şey yok. Konuşuyorlar altta. Onun sesini biraz daha kısa kısmaya çalışırız bakalım. Dünkü bulduğum yerde bulamadım ilginç bir şekilde. Ana sayfasından izlemiştim ama ilginç bir şekilde bulamadım onu. Derken istedim main stage'den kont... Yani mesela bu şekil işte agresif Gaming'e çok yönelik bir map aslında baktınız Oregon. Yani burada mesela işte ne yapabilirsin ki yani şuna. Yani her saniye drone phase'de olup e, orayının net infosu gelmesi lazım. Meeting'e bakılması lazım. Aynı şekilde işte e, Stadinin sol, e, classroom'un sol tarafına da bakılması lazım falan pişman. Yani biraz sıkıntılı bir hata var Oregon'un şu anki haliyle özellikle de. Sürekli her an dronlama içerisinde olmanız lazım. Sürekli bakmanız lazım falan fişman. Bayağı bir sıkıntı var. Hem construction hem aynı şekilde diğer taraflardan bir baskı görür. Şu an tower tarafından. Şu an gecikler yakılıp korunmaya çalışılıyor. Genellikle default rank maçlarında yaptığımız şekil koruyor derken Stason double kill alıyor. Renashroy'da tower stage öldürüyor. Elems buradan da bir freezer'dan da bir baskı kurmaya çalışıyor derken ee duvar reinforcelanmış oluyor. Midye skin'i çok güzel geldi bana nedense bilmiyorum. Ee, cidden şu renk uyumuna hastayım böyle işte. E, elma şekeri rengi gibi artı mavi beyazın uyumu çok güzel. Hani imitationdaki skin de ona benziyor biraz o renk tarzında. Güzel olmuş cidden. Aynı yani şekil Taşan kanında öyle bir seti var işte yeni gelecek videomuzda onun nasıl kazanılabileceğinin veyahut da ne tarzda çıkacak nasıl yapacağız onları detaylı bakacağız Kesele bakın burada biri direkt yukarı çıkarıyor duran Şu işte o arada Halbuki tam tersi main stage'de drone'un durup bakılması lazım Aslında baktığınızda ama maalesef yapılamıyor öyle bir şey cd defense ilk olarak başlıyor bakalım şimdi dediğimiz şey hep genellikle buydu arkadaşlar e, için meetingi tutmanız çok daha sağlıklı aslında diyorduk e, çünkü rotate atabiliyorsunuz geniş tuttuğunuz zaman çok daha iyi oynuyorsunuz diyorduk. Mesela Clash seçimi görüyoruz onadan. Ee, yani üst kata odaklı oynadığınız zaman plan çok 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 zor. Ee, bakalım BDS bunu tam tersi aynı şekil kontrolü alacak mı? Gördüğümüz gibi Ati'ye bir baskı gelecek ama Clash orayı tutma söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ee, bakalım koruyabilecekler mi G2? Double ADS gördüğünüz gibi mesela Ati'nin kontrolünün ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İşte dediğimiz olaylar bunlar arkadaşlar. Ee, çok üst elolarda üst seviyeler mesela bakın kant aynı şekilde small tower'ın buraları supportlamaya çalışıyor bir şekilde ee, cidden ilginç şeyler göreceğiz gibi mesela twitch bir tanesini kaybediyorlar burada duvardaki mute'u da alma yönünden de biraz sıkıntı yaşayacaklar aynı şekil ee, Maverick de açmak zorunda kalacaklar ama biraz riskli bir bölge işte bakalım g Pozisyonun yakalayıp koruyabilecek mesela bir mesela geçti şey bakın nade'ler vesaire geliyor. Bir nade daha geliyor onun yarım canı kaldı. Bakalım BDS atak yapabilecek mi şu an çok durum sıkışık. Pengu da burada beklemede hala. Pengu'yu tuttuklarını biliyorlar yüksek ihtimal. Pengu flankleyebilecekmiş de burada pengu şu anda çok önemli. Pengu burada çok güzel flankliyor derken G2 sizin vuruyor bir kişiyi. Penguin'in burada dökmesi lazım. Elem şu an bombayı koruyabilecek mi acaba derken inanılmaz bir şekilde işte mesela Clash'in burada avantajını gördük. Ee, hani H'den o aslında kurutturmazdı ama orada işte volt atma animasyonu biraz baga sokuyor size orada işte. Mesela Maverick çünkü çok yakın kesiyordu. Ama inanılmaz bir şekilde round alabiliyorlar. Orada Pengu vurdu işte o vurdu o vurdu. Zaten Hibana içeride sıkışmış oluyor. O zaten otomatik ölü düşmeniz lazım onu. Ee, herhangi bir açıdan vurulabilir aynı şekilde. Ee, zaten round'u kazandırıyor. Orada Elems biraz atikten oynasaydı belki round'u clutchlayabilir miydi? O da bir söz konusu işte aslında. Ama işte burada positioning'lerde işte monti vesaire olmadığı zaman info alamıyorsunuz. Kitleniyorsunuz. Flank'i tutamıyorsunuz. Mesela Nomad aynı şekilde burada çok önemli bir operatör ama G2'de Nomad'i banlamış. İşte flank odaklı oynamanın mantaliteleri bu aslında baktığınızda. Ee, mesela main yani adam alta claymore yerine işte nomad atsaydı flankleyemez mesela pengu hiçbir şekilde ama hiç fark etmedi niye nomad yok mesela hani claymore da tutamıyor arkadaşlar hani claymore'un e, rainbow'da biraz efektifliği peaking yani fall'dan aspektten biraz etkili değil hani claymore biraz daha farklı bir şey olabilir miydi yani Claymore'da şöyle bir şey olabilirdi. Claymore'un lazer yerleri biraz daha kısa olup kısa bir range etki edip, yani direkt e, böyle çok uzun bir range değil de kısa bir mine şeklinde olsaydı mesela yani görmeden patlayabilir. Mesela atıyorum Tower Stairs'e flank yapacak ya range kısa olur. E, o mesafesi var ya mesela oraya tam simetrik atarsın. Lazerini görmez direkt patlar. Mesela kodda falan böyleydi Claymore'lar. Eee yani Claymore'a özellikle bir rework gelmesi lazım. Hani ama rework gelse bu sefer de çok güçlü olur. O zaman flank atamazsınız. O oyunun fiziği daha realiteye döner. İşte o zaman da bilmiyorum. Fightler biraz daha realite olur. Daha güzel olur gibi geliyor ama yapamıyor derken burada aim fightları kaybediyorlar. O burada injure diffuser düşmüş. 25 saniye var. Vücu koruyabilecek mi alttan bombayı? Aldı bombayı. Şu anda içeriye komple girmiş durumdalar. Mark geliyor. Buradan bir kill almayı deneyecek ama çok zor derken önü şura, Retake'ini alıyor burada biraz e, agresif bir gaming gördük işte yani burada e, özellikle de üst katta agresifliği tutmak çok zor yani aşırı zorlaştırılmış bir şekilde çok geniş tutarak e, multiple açılardan oynamanız gerekli. yani bizim stratejilerimizde zaten görüyorsunuzdur atik duvarını reinforcelamıyoruz işte armor tarafını şeyi e, ee, armor oraya tutuyoruz falan. Yani o şekil tutulabilir. Mesela şu duvarlar hep reinforced oluyor işte ne bileyim clash'le rotate oynadığınız zaman aslında üst katı tutmak biraz daha sağlıklı. Ama G2'da bile bunu mesela göremiyoruz ilginç bir şekilde. G2 tam tersi eski Oregon'muş gibi alttan C4'lemeyi tercih etti ama işte o da biraz zor. Hani bir kişiyi aldılar ama işte diğerleri düşüyor. Çünkü site'e rush'ı tutmak çok çok zor. Hani Frost'u aktif bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Hani çok fazla agresif rushladıklarını düşündükleri için hani bir de expectlemiyorlar çok fazla. E, Drone'lamanız dronlamanız gerekli Frost'u. E, onun dışında çok e, şey yapamıyor. Mesela bakın Kanto mesela dikeyleri açıyor. E, şimdi bir de Mute da var. Pengu'da da aynı şekilde pompalar. Kanto da aynı şekilde hem pompalıyla da yardım ediyor rotasyonları falan. E, dikeyden koruyabiliyorlar falan. Pişman böyle biraz eski müteye odaklı oynuyorlar ama zor mesela. Kanto mesela burada öldü ama nerede öldü mesela? Çok saçma bir yerde öldü yüksek ihtimalle. Aynen. Mesela neden Frost'la aşağılarda geziniliyor? Bu da ayrı bir kafa yakacak bir soru. Virtue burada bir kill alıyor derken işte mesela full agresif de görüyorsunuz. Tower State agresif bir gaming geliyor. Halbuki tam tersi bu kadar agresif oynamak yerine ee, biraz daha pasif oynayıp ee, diğer saytlar tutulabilir. Yani o ne demek derseniz mesela atıyorum buralara öyle pat lap bu dolup da gitmek yerine e, geniş tutsanız bu kadar sorun yaşamazsınız ya. Rush yemezsiniz yani. Aslında biraz öyle bir sayt ama mesela YouTube bile yapmıyor mesela ilginç bir şekilde. E, sorguladım yani şu anda bir tık. Mesela bak Elems şu anda buranın kontrolünü aldı mesela sıkışıyorsunuz bak görüyor musun bak saytta. Bak Elems refer'a kaldı. Ne, mesela mesela Berit burada inanılmaz klaşladı yani mesela neden sol tarafı mesela do, dompusta bir dronelanma yok ve süreleri var sanırım yanlış görmedik ya. Şöyle bir saniye. Mesela daha e, 20 saniye var mesela buraya yenili giriliyor. Mesela bak Shayk altta mesela ne yapıyor yani eski Oregon mantalitesiyle oynanıyor biraz bunu mesela yakalayabilmiş değilim pek. Yani eski Oregon gibi değil aslında. Şu an yani şuralar falan açılıyor ama bunun önemi yok ya. Yani eski Oregon gibi oynanıyor biraz şu anki yani bu maçlar. Onu yakalayabilmiş değilim. Mesela baktığınızda buradan dikeyden korunuyor falan. Altı alınıyor. Mesela Frost'un altta ölmesi falan pişman Yani bunlar çok ilginç geliyor mesela. Yani tam tersi site'ye e, dağınık oynadığınız zaman biraz daha sağlıklı gibi geliyor ya. Bilemedim yani. Çok saçma geliyor. Biraz ilginç geliyor şahsen o yönden. <laughs> Size baksana Yani burada adam olabileceğini mesela expectemiz var mı? Mesela Brit inanılmaz klaşıyor burada bu roundu. Baksana da yani bir ona bir ona. 180 derece yani işte eğimin önemi de burada işte mesela. Bir de SMG ile pikliyorsunuz. Yani SMG zor bir Tutması <laughs> yani. olan bir SMG. Ee, bir ring 9. Yani SMG 11 olsa hani her türlü daha o, o pozisyonu o, o çok daha iyi ama tutabiliyor yani işte bu profesyonellikte işte bir, de, bir operatörde de, mastering de bu oluyor de, arkadaşlar de, mesela de, 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 işte mesela adam sürekli Hibana oynuyordur. DS'lerin maçını full izlesek işte operatörün de, masterlama de, oluyor de, bu da de, sürekli SMG ile tiant atıyorsunuz yani bireysel profesyonel oyunculukta işte operatörleriniz aşağı yukarı belli olduğu için o operatörle tiant attığınızda recoil paternine alışıyorsunuz. Gerekirse rank game'inizi onlarla oynayacaksınız mesela ezip geçersiniz. Mesela benim Monty oynadığım gibi düşünün bunu. İşte komp game'de şu anda scrimlerimizde vesaire ben deniyorum. Ee, yani expect mi adamlar ya. Hani çok zor. Veyahut da onu banlasa bile bu sefer Blackbeard açıkta. Yani ikisini de çok abusive bir şekilde oynuyorum. Hiban aynı şekil main'im. Yani her türlü her şeyi oynayabilmek çok önemli olan zaten. Ee, ama cidden game changer tarzı oynamanız çok önemlimiş Mesela atıyorum Montaigne'i game changer tarzı oynamak çok zorlaştı. Niye? Bir de ban geliyor. Mesela bu çok önemli ve güzel bir şey mesela ben kendi açımdan söylüyorum. E burada da işte mesela G2 onu bilerek, Nomad'i çok iyi kullandıklarını bilerek Nomad banlıyor. Flank'i tutuyor. Map'in map'lere göre de değişiyor tabii ki bu pozisyonlar. E, tuttuğunuz yerlere göre vesaire stratejinize göre de değişiyor operatör banları. Onu da çok iyi kullanıyor mesela G2 ama alt katta bu tarz yani üst katı sürekli de, denemeleri biraz saçma geldi aynı şekilde. Şimdi alta gittiler mesela bak bomba planı geliyor derken Bombayı plantlediler. Mesela aslında şu round mesela biraz detaylı incelesek burada Shaiko'yu neden mesela overpeak oluyor yüksek ihtimal şurada Stizem ve Pengu tarafına. Mesela Shaiko giriyor. Mesela burada nasıl expect Mesela Pengu bunu nasıl expectliyor? mi? İçeri girdiğini mesela. Maestro neden long arm e, açı tutuyor mesela? Yani odanın içinde burada durmayıp şu kapıdan bu, bu kapıya piksel tutabiliyorsunuz. O kapıya piksel tutmak zorundasınız arkadaşlar. Yani adam dalar girer içeri aynı şekil ee, maestro taratine de bakmıyor. Hani maestro taratine baksa o arada info verse pengu belki vurur. Eğimini çevirip yani milisaniyelik olay anladınız mı? İşte yani pingin ee, oyundaki calloutların çok hızlı olması lazım. E, tel de yok. Melusu de yok. Hiçbir şey yok. Yani orayı şurayı şaykoy tutan bir şey yok strateji. Bunlar büyük eksiklik. Ya da dediğim gibi işte Maestro ile buradan o kapıdan aradaki o pikseli biliyorsunuzdur. Oradan orayı tutmanız lazım. En kötü. Yani o da yok, tel de yok. Yani çok ilginç ya. Aşırı ilginç. Yani stratejideki bir eksiklikten mesela round gidiyor ya. Taklaştılar mı? Hiç bakmadık ama. Çok zor Hiçbirinin canı yok neredeyse. Çok zor bir clutch pozisyonu. Ha mesela şu açı tutması gerekli aynı şekilde dedim <laughs> ben anlatmaya Ve mesela bak şu duvarda rotasyon da yok mesela. ama Maverick'in açtığı duvarda rotasyon da yok. Mesela burada crash bu şekilde miutla e, mute'la başta oraya geçmesi lazımdı. Benim şahsi fikrim Penguin'un. Yani burada biraz miscommunication mi oldu artık? Ee, ne oldu merak ediyorum mesela. Yani mesela şu baksanıza bak şurada da aynı şekil Freezer'a da rotate atıp Shaiko vuruyor yani inanılmaz ya. Yani Eğim tap seviye oyuncular işte bu bu şekil yani. Bunun daha hani eğiminiz böyle bir şey olmak zorunda arkadaşlar. 180 derece yani hep şu 180dekini vuracaksın. Hani biz 360 önlüğünü veriyoruz. E 360'ın iyi olursa mesela düşün bunu vurdun onu vurdun arkan flank gelse arkana da dönebilmen lazım yani işte onu vurdum. Ona çektim, Freezer'ı vurdum, sonra arkam geldiğinde mousepad'im bitiyorsa sıkıntılıdır o Sensivity senin için, anladınız mı? Yani, anlatmak istediğimiz şey bu aslında. Eğim'in 360 Sensivity'ye uyumlu olmasının önemli bir kısmı bu. Bir de şimdi Shaiiko baktığınızda Scope aç kapayı yapıyor, bu da dezavantaj aslında baktığınızda. Yani, Shaiiko onu vurup, onu vurup, sonra arkası gelirse vuramaz mesela. Niye? Çünkü Low diye oynuyor. Ha, şu var. Mesela o freezer'daki açıyı vuramazdı ama örnek görüyorum. ADS'i low olmasaydı. Yani şahsi ben kendi fikrim ben vuramazdım. Niye? Çünkü o kadar piksel bir yer ve çok range çok uzak. Yani mesafe çok uzak. Vurması çok zor. Mesela bak Shayko'ya bak. Çıkıyor piksele pıt. Direkt pıt diye vuruyor. Niye? Ping eşit. Ee, sensivity çok stabil bir sensivity. Yani Arif de yüksek ihtimal öyle bir low ADS oynuyor. Ee, Eğimleri çok stabil. Hani ben de yıllarca o senslerde oynadım. Ama baktığınızda benim bazı pozisyonlarda şöyle bir şey oluyor. Smokla mesela dır dır semci çekiyorsun. Pompalı tart çat pat vuruyorsun. clutch operatörler. Yani benim oynadığım operatörler 1 ve 5'e yönelik. E benim eğimim de ona göre olması lazım. Ben entry yapmıyorum ki mesela Shaiko gibi işte bir ona bir ona vurmuyorum. Onu yapmama gerek de yok. Beynini kullanırsın. Monty oynarsın. Blackbeard oynarsın. Benim 1-2 mermiyemimi ko kolaylaştırır. Yani ben tıt tıt o aim'imi tam oturtturamıyorum ya hızlı olduğu için, onu koyabilirmişti o arada anladınız mı? Yani niye? Çünkü Blackbeard'ın o shield'ı bir mermi tutuyor, iki mermi tutuyor eğer damage'i azsa karakterlerin. Yani her şeyin bir önemi var aslında Rainbow'da. Yani Rainbow'da milletin yeni oynamaması, yeni oyuncuların pek sevmemesi, gelişmemesi, Rainbow'un da biraz da bu kısmı. Aynı şekil bahsettiğimiz kısımlarda hilenin çok üst seviyelerde olması, Turnuvalardan insanların para kazanamaması, farklı şeylerin olmaması üzüyor bizi. Hani Fortnite oranıyla baktığınız zaman arkadaşlar Fortnite'ta keşke Rainbow kadar zevk alsaydım çok daha farklı yerlerde olurduk ki ülkemizi de aynı şekil ben daha farklı yerlerde taşırdım Fortnite şahsi fikrim. Çünkü oyun çok çok üst seviye destekliyor. Düşünün ya o gün girdiğimiz turnuvada mesela Ertürk dışarı çıkmasaydı eee Fortnite'ta turnuvaya girmiştik. Oyundaki 40-45 liralık skin'e 3 saat içerisinde kazanabiliyoruz. 40-45 liralık skin bakın. Ve bakın ben Fortnite'ı sürekli oynamıyorum. Bunu da unutmayın. Hani 4 kişi girdik ve 4 kişi kazanıyorsunuz bunu. Bir kişi de değil. Mesela bak 45 liradan 45 çarpı 4 yapalım. Hani 50 lira delim hatta. 50 liralık skin 4 çarpıyor. 200 lira kazanıyorsunuz 3 saat içerisinde. Ve bu tarz böyle turnuvalı skinler yani skin verilen turnuvalar para ve para ödülü turnuvaları rank oynayarak kazanıyorsunuz. Düşünsenize arkadaşlar şu an Rainbow oynuyorsunuz rank oynayarak. Diamond'da şampiyona çıktıktan sonra siz turnuvalara girebiliyorsunuz. Takım buluyorsunuz. Turnuvalara girip para kazanmaya başlıyorsunuz. Rank oynarken ya böyle düşünün. Turnuva değil aslında o rank oynar gibi giriyorsunuz ona. Yani bilmiyorum ya. Bu yönlerinin olmaması Rainbow'un tier e-sporlarında bu şekil gelişmiş bir seviyede olmaması üzüyor mesela insanı. Mesela burada e, şu an mesela e, round devre arası döndü. Mesela o oh, ne? Tim kill geldi. What? şu mesela örnek verelim. Burada da şöyle bir sorun var. Pengu Outline'ı kapalı oynuyor. Şimdi arkadaşlar Outline ve isim sizin arkadaşlarınızı size en çabuk gösteren şey. Şimdi tamam Outline'ın kapalı olması e, o işte kafada şeyler var ama ya sen onu algılaman çok daha zor. Emin olun mesela bunu aimlab kullanan arkadaşlarımız öğrenir. Eee şeyler var. Kırmızı kırmızı top çıkınca ortada kırmızı çıkıyor. Kırmızıyı basıyorsun sonra mavi topla kırmızı çıkıyor. Kırmızıyı vurmak zorundasın. Yani seçim. E sen şimdi outline olmazsa outline'daki o glow yani o dış çizgi olmazsa la senin premade'in mi o değil mi bilemezsin. O bazen o üstteki e, sembol baga giriyor. Tamam onun blokladığı yerler çok oluyor. Mesela atıyorum bir yerde pozisyon alıyorsun. Takım arkadaşın o simgesi blokluyor. Yani yakın bir yer mesela bakmak zorundasın. E team kill'den bence önemli değil ya. Çünkü team kill olmadığı zaman e, round kulaşlama olasılığı çok yüksek. Mesela 2v1'di şu anda. Yani çapraz aldığın zaman çok daha güçlüsün. Yani bir elin nesi var iki elin sesi var ya e, team kill geliyor. Team kill'in gelmesi çok büyük bir sorun oyunda. Yani niye çünkü sen çok iyisin aslında seni geri düşürüyor. Yani bunların şu kadarcık küçük bir ayarım bile ne kadar önemi var. Team kill geldi. Outline'ın olmaması ve takım arkadaşının ismi yazmaması. Takım arkadaşının ismini kapatırsın. İsim bazen çok blokluyor cidden. Ama outline o kadar bloklamıyor yani bence. E şimdi tam şey gibi de değil. E ne tam kompetitif ne çok... Ah mesela round ne tam market, ne tam kompetitif bir oyun Rainbow. Yani o yüzden kullanabildiğiniz şeyleri kullanmak zorundasınız. Ama sizi cidden blokluyorsa mesela o zaman kullanmayacaksın. Mesela Rainbow'dan şunu örnek verelim. Ee, sürekli reload atıyoruz mesela. İnanılmaz yani. Bak crosshair placement'ı pozisyonları bilme ne kadar önemli bakın. Nasıl vuruyor mesela? Sizin ama şöyle bir round gidiyor. Kaybedebiliyorsunuz. Böyle bir round. Düşünün yani. Avrupa finale oynuyorsunuz zaten yani. Ne kadar basit bir şey ama aslında baktığınızda çok basit bir şey Mesela gördüğünüz gibi her Oto plant noktaları yani bizim common spot dediğimiz şey olay bu arkadaşlar Mesela e, Meta da biraz daha yapılabilir hani eski Oregon gibi tutuluyor dedik ki mesela Niye buralara plantlenebiliyor mesela? Buralara kuruluyor bomba. Niye buradan paralel giriyor, buraya kuruyor. işte AT'in kontrolünü alıyor. Buraya kuruyor bombayı kafa atıp. Ya da tam tersi işte Langer'ın oraya kuruyoruz. Mesela ben herkese bunu çok anlattım yayınlarımda. Langer'ın orayı açtıktan sonra birisi rotasyonu koruyacak, birisi de ana hole bakacak. Şuradan şu paraleline bakacak şuranın. Şu kısma. Yani ee, şu langırtın burası bile açılıyor mesela baktığınızda. E, buraya gireceksin duvar bir işledin. Mont'in var. E, gidip kurarsın. Mesela burayı kim açıyor arkadaşlar? Ya, rank game'de bunu görüyor musunuz? Yani team play, team mantığıyla oynayın diye ben kıçımı bu yüzden yırtıyorum. Yani e, buraya da kurmuyoruz. Mesela bak buralara da kurmuyoruz. E, yani çok basit aslında. Kurması, koruması çok basit. Atiye alıyoruz. Tıkanıyoruz abi. Atiye alıp tıkanıyoruz. Mesela Atiye alıyoruz. Burayı da alıyoruz. Lan bir smok çak şuraya. Şuraya bir smok at. Bir smok da buraya at. Gir kur şuraya. Bak ne kadar basit aslında değil mi? Şuradan gir kur. Yardır. Çok basit. Ya da ne bileyim Atik'ten gir kur buraya direkt. Durduramaz seni. E buraları açıyorlar işte. Espor oyuncusu, profesyonel oyuncular neden oluyor böyle? Ne, nasıl oluyor? Neden... Ee, Smok pompalı alıyor. Neden maestronlu pompalı alınıyor? Neden mesela elem şu revolverı alıyor? Neden? Duvarları açabilmek için alıyorlar bunları. Yetmiyor. Süreç yetmiyor. Süre kısıtlı geliyor. Aslında çok daha yeterli bir süreç. İnsan beyni yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. İbadetteki temel amaç nedir? Allah'la birlikte düşünmek. Yani baktığınızda başka şeylere gidebiliyor beyniniz. Namaz esnasında başka bir şey gelebiliyor aklınıza mesela. Ama siz bunda da oyunda da aynısı oluyor. Sen onu düşünürken o anda sen nerede ne pozisyon alacağını da düşünüyorsun. İşini unutuyorsun. Aslında mesela bu da çok önemli bir yönetim biçimi. Oyun içerisindeki çok önemli bir şey. Yani aslında bu hayatımızda da çok önemli olan bir şey. Hani odaklanma diyoruz biz buna da. Yani bunlar çok önemli. Adam bunu atarken kafasında burayı rotasyonu şimdi mi atsam sonra mı atsam o arada zaten 5-10 saniye gidiyor. Preface prep dakika işte yani bunların bile çok 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 büyük devasa önemleri var. dediğim gibi şurada bir iki tane sumok oyun taşıyor bakın. iki tane sumok. Yani yeri geldiğinde Valorant gibi oynanması gerekli bu oyunun. baktığınızda niye? Brimstone alıyorsun. Brimstone'dan başka kimse sumok atamıyor. Omen alıyorsun mesela. Başka kimse yok sumok atan. Neden double smoke operatör alınıyor Valorant'ta? Ve Valorant daha basit bir oyun baktığınızda. Değil mi? Mantık çerçevesinde baktığınızda bura gibi düşünmek lazım. Atiye aldın. Burayı smokeladın. Burayı smokeladın. Girdin kurdun. Bak. Bunda bir operatör yetiyor. Valorant'ta iki alınıyor mesela. Ama baktığınızda Valorant'ta daha az yer var. Valorant'ta iki açı bakılması gereken. Yani aslında aynı. Hani daha kolay değil. İki açı. Yani bir smoke operatör yeter Valorant'ta da aslında. Ama bazı noktalarda yetmiyor. Niye? Çünkü Millet positioning kalıp birlikte referaklı girmenin mantığını bilmiyor. Yani Rainbow'da da aynısı var. Düşündüğünüzde şuralar post plan. işte mesela Pro lig oyuncusu bunu biliyor. Üst mentalite oyuncusu bunu biliyor. Niye biliyor? Valorant'ta mesela millet bunu counterlayabiliyor mu? Smoke atmayı counterlayamıyor değil mi? Ne bileyim işte e, Long'a ADS atamıyor mesela. Adam şurayı smokelayamıyor. Ne yapıyor? Ona counter, kontra smoke atıyor mesela o da. Yani Mesela bu buraya attıysa o da buraya atıyor. Bu adam buradan araştırmasın diye ya da buraya atıyor. In game chat diye Valorant'ta. CS:GO'da da bu da aynı tarzda. Buradan buraya smoke art atıyor mesela mı E bizde bu da var. Defans'taki operatörde böyle bir smoke özelliği de var. Yani biz neden mesela atayım burasını ben shield'la tutuyorum çoğu sefer? E buraları buralarda biz kontrol alıyoruz mesela. Yani işte biz tutmayı bölgelerin spesifik tryhard tutulması gereken yerlerin pozisyonlarını bilmiyoruz bir kere. Mesela bu langırta kursa Çoğu kişi bunu bilse buraya nasıl counterlayabilirsin? Alttan counterlarsın. Başka şansın yok. Sıfır. Ha, Buglı bir şekilde korursun. Şuraya smoke atarsın. Şu duvarın şu dibine korursun. E bu smoke geliştirilecek. Smoke'un fiziği değiştirilecek komple. E bu o zaman ne yapacaksın? Maestro tarihi. Çift 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 buradan bir yere koyarsın vurursun. Bu da yapılabilir. Okey. Ama Maestro Tarot'ını bura gibi Atik gibi daha önemli bir yerlerde korumak varken yani early info alıp tutabilmek yani mesela Atik'i önde tutabilmek varken neden mesela geri çekilip tutmaya çalışırsın? Bu daha zor. Yani işte mesela g onu bildiği için mesela Nomad banlamıştı. de çok güzel yaptı. Neden aşağıya ve yukarıya zorlanılıyor? Yani çok zor site'lar Emin olun bakın aşağı ve yukarı çok zorlaştı meeting ee, Oregon'da. Ama hala devam ediliyor mesela. İlginç bir şekilde. Mesela atıyı tutamıyoruz. Örnek bir şekil. Atıyı tutamıyoruz. <gülüyor> 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 Niye? Atik'te şu window'un olması. E, eskiden mesela window yoktu. Sadece tek düz çizgi vardı. Oradan cover <laughs> alıp oynayabiliyordunuz gene. E şimdi oynayamıyorsun window var direkt çünkü direkt kesiyor. Niye çünkü çok daha geniş. Orası tek ince şeritti mesela. Orada crouch prone'da zaman göremiyordun. Adam bir dikiliyordu, bir koyuyordu. Çok fazla kill alınmıştır pro liglerde ve maçlarda işte mapin dizaynları, mapin pozisyonlarını çok iyi kullanmak lazım aslında Rainbow'da özellikle. Aha. Orada bir injur gelmiş. Çatıdan mı düştü acaba? O nereden vuruldu ki acaba öyle ya? Allah Allah. Mesela bakın Atik kontrolü alınmaya çalışılıyor. Şu anda sıkıştı mesela G2. Ee, yani baktığınızda Atik duvarı bir işlem. Mesela bak burada Pengu bu alabilecek mi? Çok zor mesela. Filik geldi ama Şayko 50 can kaldı. Oo Şayko buradan kili çıkarıyor derken bir daha aynı. mesela aynı yere piklemek mesela. Şayko neden pikliyor mesela? İşte genel tutulması gereken kritik yerleri tutmamamızın büyük sorunları bu mesela. Mesela baktığınızda Master Bedroom'u başta şöyle bir başa gidelim. Ee, bu tarafı tutulmuyor. Bu taraf komple bırakılıyor. İşte geniş tutmaktan kastımız var arkadaşlar. Yani tutulmuyor. Evet, evet. E bu sefer piklemek zorunda kalıyorlar. E tam tersi şunu yapsa. Şimdi burada Uno'yu vuruyor değil mi? Evet. Bu tarafta adam olmadığını bilip aşağı atlasa şurayıları kesti mesela. Classroom'a gitsin, flanklemeye çalışsa mesela çok daha verimli bir pozisyon aslında. Mesela Elems buradan piklemeye çalışıyor. E, bura e, ee, Pengu açısından Penguin %800 daha avantajlı. Niye? Pinkler eşit bakın. Pinkler eşit olduğu zaman Rainbow'la piklemek ölümdür. Shaiko gibi. İşte mesela burada işte fiziksel olarak beyni hızlı kullanıp hızlı çalıştırmamız lazım. Mesela bak tutulmuyor. Ve ama ona istinaden de g çok yavaş gelipmiş bu kısma. Mesela burada impact delikli açılmış. Belki alttan impact trick denendi bana ya. Ama yani çok yavaş hareket etmiş mesela g burada. Ama her türlü de kazanıyor mesela. İşte ya da tam tersi. Bir anda patlamayı tercih ediyor mesela G2. Bunda çok başarılılar. Nasıl başarılı olunur bunda da? Sürekli rank game oynayarak sürekli bu mantaliteyle oyuncuların mantalitesi birbirine yakın olması lazım. Hepsi çok best agresif oyuncular değil mi? Bak Shaiko'ya direkt vuruyor burada bu arada Pengu. Mesela i̇şte bak Stizendal Shaiko'nun burada oynadığını biliyor. Agresif geliyor derken mesela bak Mesela bak oradan Maverick onu tutuyor. Girip o Mesela bak Virtue buradan bir daha çekiyor derken. Maverick oradan girdi ama Maverick bunu vuramadı lan biri de. Ne alaka? Mesela bak flank geldi işte bak plant noktalarındaki açılara bak mesela her yer açık şu map'in şu dikeyine baktınız burası açık burası açık burası açık burası açık burası açık her yer açık e, sim dorms kontrolünü aldıkları zaman Dormsa plant dediğiniz zaman alttan koruyamazsın eğer komple açık değilse dormsa. Eskiden işte kemle vuruluyordu. Şuraya bir kem atıyorduk. Dormsa genellikle oluyordu bu kem. Niye? Çünkü burada double window vardı. Şuradaki window da vardı. Daha agresif geliyordu. Mesela e, bunun da işte şu anki dizaynının dormsa alırlarsa daha kolay olacağını bildikleri için altta flank olduğu için biridi vurup buraya dönüyorlar mesela. İşte hızlı zeka burada çok önemli. Mesela ama işte süreç yetmedi. Burada mesela sizin vurulmayıp işte Shaiko'yu vurabilseydi çok daha avantajlıydı. Mesela örnek verelim. Grenade'i var. Bir. Doğru mu? Grenade var. Maverick aynı şekilde Grenade var. Eee... İşte mesela süreci çok iyi kullandı BDS ama dediğimiz gibi flank gelmeseydi round çok zordu almaları. Flank geldi artı bir de bak mesela 2-3 tane adam kaybettikleri halde o flankle orada 2 kişi vurmaları Round taşıdı. Bidit mesela çok iyi korudu. Dayanabildi yani. Birisinin injurlaması orada round gidecek. Çünkü 2 ve 1 olduğu zaman çok zor işte. Yani çok 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 ince bir oyun ya Rainbow. Aşırı ince bir oyun yani. Ama cidden maçlar çok güzel çekişmeli gidiyor. Hani burada e, tekrardan böyle size anlattıkça ben de kendi kafamda bazı şeyleri doğruluyorum. Yaptığım eksiklikleri bazen yakalıyorum takımımın tekrar ekstra yaptığı eksiklikleri de yakalıyorum mesela. Hani zaten bizi bu kadar geliştirmesi olan oyunların bu üçüncü gözden bakıp e, üçüncü gözden düşünmek önemli olan yani üç boyutlu baktığınızda oyna nerede ne hata yapıyor neresi nereye atak yaptığı zaman hangisi daha baskın çıkıyor onu görebiliyorsunuz. Veya nereye oynasalar da mesela baskın çıkardı stratejiyi göre taraflar daha baskın oynansa daha iyi kazanırsınız. İşte bunlar da IGL'in ee, geliştirmesi gereken yönler. Tamam strateji yapıyor ama bir IGL'in oturup bütün Pro League maçlarını izlemesi lazım. Challenger League maçları ne bileyim kendi oynadığı maçları izleyip nerelerde ne hatalar yapmışlar. Nereler, yani Zaten şimdi şöyle bir şey var. IGL bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü millet bu, bu mantaliteyle oynamıyor. Mesela G2 gibi oynamıyor. Profesyonel mantaliteyle bakmayınca olmuyor zaten bu iş. Mesela burada bir rush görüyoruz. Mesela bak nereye kuruyor ya? Bak ne kadar basit. Mesela işte burada Atik kontrolü yok mesela. Dikeyi çok tutmuyorlar. Derken ama mesela burada iki kişi vuruldu mesela. Nasıl vuruluyor? Rotasyonu çok e, rahat koruyorlar mesela rotasyonda. Derken tam tersine çevrildi mesela olay bir anda. Niye? Çünkü e, entry ve birlikte oynama çok düzgün. Mesela bak kimi nerede? Bu nerede? Bu nerede? Citizen nereyi koruyor? Bunlara çok önemli detaylar. Mesela burada ama tam tersine döndü gene yani olay. Ama Smoke burada işte Brit yani. Brit, Brit cidden bu maçta çok well played ya. Yani adam 3 pozisyonda da çok 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 büyük iş yaptı. Mesela granate yetişmedi mesela burada. Oraya çekilmek ayrı bir sorun. Bilemedim ya. Çok güzel girilmişti mesela G2 tarafından baktığınızda. Çok da başarılı bir şekilde girilmişti ama ee, yakalayamadılar bilmiyorum ya. Çok ilginç geliyor mesela bu tarzda böyle roundlar gidince. Ama cidden e, bu maçta mesela bak rush geliyor. Burada pengu artı bak 2 kill geliyor başta. Sonra düşüyorlar tam tersine. İlginç yani mesela. Tabi burada birit çok önemli. Bir de şurada bir şey merak ediyorum. Ona bir bakmak istiyorum. Ha, burada girildiği zaman mesela bak burada Shayko duyuyor. Mesela benim genellikle yaptığım bir stratejide şurada bir şey var arkadaşlar. Buraya bu tarz bir araçla tutabiliyorsunuz veya da işte garajın duvarı açılıp oraya direkt plantlenip garajdan uzaktan açı kesildiği zaman koruyamıyorsunuz. Ee, ama burada bunu yapabilirler mesela işte. Yani ilginç yani mesela şurada g kaybetmesi çok saçma geliyor ya. ya. Brit cidden çok burada taşımış ya. Smoke yani özellikle Smokelar oyun bozuyor işte mesela smoke çok güçlü bir karakter ya özellikle de post plant rush rushlarda çok güçlü ya çünkü görüş blokluyor aynı şey gibi işte yani brimstone vesaire mantığı gibi işte valoranttaki kan kontra smoke atınca iş bozuluyor ve de demeyi hiç vuran bir smoke yani o yönü çok güzel aynı viper gibi mesela viper da o yüzden güncel metede mesela millet abi çok güçsüz çok gerek yok kafasını düşünüyor tam tersi defans operatörü atakta çok güçlü değil okey atakta Atakta post plant'i alırsan çok güçlü bir karakter. Yani bombayı girip kurdun ondan sonra Viper çok güçlü. Mesela. Smoke da öyle bir operatör işte. Bomba kurulup kurulma pozisyonlarına gelindiğinde çok güçlü. Smoke da mesela. Viper da aynı şekil. Site'e rush geliyor tutabiliyorsun. Niye deme hiç vuruyor Smoke. Şimdi yavaş yavaş bütün eşleri açabiliyorlar. Map'in kontrolü alındı. E, dikey oyunlar korunuyor. Freezer'ı yatay olarak güzel tutuyorlar. bütün eşleri açılan aynı şekil. Buradan mute gemirini alıp hece açacaklar. Eee ki bananın ne kadar idareli kullanılabildiğini görüyorsunuz böyle işte arkadaşlar. Bütün eşleri açıp stabil bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Aynı şekilde bir 4 kare duvar daha açmanız yetecek kadar pelletınız oluyor. Hibana'nın bu yeni update'i biraz bu tarz map'lerde çok çok güçlü. Hani Hibana banlanıp da oynanabilir miydi? Oynanabilirdi gibi geliyor. Peng, burada freezer'daki oynayan oyuncu. Düşürüyor derken Rafael buradan inanılmaz bir pikle alıyor referanı hemen hızlı bir şekilde Süreç kısalıyor BDS roundu kazanacak mı Meraklı bekliyoruz BDS çitten e, bu maçta Oregon'da Brit çok mesela bak aynı şekilde bak şu anda da çok Brit'in e, Önemi mesela bakın Smokla ne kadar bloklanıyor 15 saniye Basabildiler ama derken Runa Shura impactlı bir kill alıyor derken G turu alabiliyor. Mesela burada Brit'in small yüksek ihtimal yetmiyor. Bir bakalım şöyle bir. Aynen. Last small falan kalıyor. İşte positioning alamıyorlar. E, kitleniyorsunuz. İşte gene bahsettiğimiz olaya dönüyor. Başta biraz romanıp, ondan sonra geri çekilinebilir ama tam tersi. Aslında baktığınızda e, zor site yani. Cidden laundry çok zor bir site. Geniş tutulup clash de çok desteklenebilir bir site. Yani e, şöyle örnek verelim. Şimdi freezer'ı holdladınız başta. Hatchleri falan reinforce'ladınız. Freezer'ı holdladınız. Freezer'ın şu arka duvarında reinforce'larsanız la freezer'ın şuraya bomba kurulmuyor. Yani koruyabiliyorsunuz. Aslında Clash'le. Yani Clash'le tünel psikolojisi uygulayıp aynı Valorant gibi tutabilirsiniz. Onda ne gerekli? Şimdi şöyle bir line-up yaptığınızda çok güçlü oluyorsunuz. Mesela Clash için Dock. Dock için e, yani positioning tutmak için aynı işte o şey mantığı gibi e, Valorant mantığına çevirdiğinizde Tachanka ve Smoke çok overpowered. Bir de bunları korumak için grenade'den işte charge'dan e, Jager'da çok güçlü. Hala çok güçlü. Niye? Bir kere gitti gadget ondan sonra bir daha aktif olup bir daha tutabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Mesela Clash ile Freezer'ı hardcore tutarsınız. Bir de arka duvarınız reinforced olduğu zaman, kıçınızdan korkacağınız bir şey olmadığı zaman çok daha düzgün oynuyorsunuz Clash Yani bu tarz stratejiler görmüyoruz. Onlar mesela bana çok ilginç geliyor. Özellikle de Top seviyelerde görmememiz çok saçma ve anlamlandıramadığım bir şekilde değişik geliyor. Ee, hani gönül isterdi ki bunları yaşayabilirim, deneyimleyebilirim bu pro league seviyesini. Ee, aynı şekilde bu düşündüğüm stratejileri deneme denemek istiyorum yani ya. Hani dediğim şey cidden bu mantalitede düşünen oyuncularla çok basit yapılabilecek şeyler gibi geliyor ya. İşte G2 oyuncuları mesela, BDS gibi mesela. Bu tarz oyuncularla yapabilir. O burada mesela bir inanılmaz olmuş Sifara. Yani Sifara atarken ağzına sokmuş yani. Mesela hala Akok tercihini görüyoruz. O da çok ilginç. acaba kaça kaç oynuyor? 16 9 80 oynuyordu sanırım bir bir zamanlar. Ben denemiştim onun ayarlarını. Çok hoşuma gitmişti. Çünkü tuttuğu her açıda adamları vurabiliyordu. Ee, Hala da aynı yani. Gördüğünüz gibi mesela açı tutuyor sonradan giriyor hatta bir nebze. Ama tutabiliyor. Mesela bak Clash'li düşündüğüm stratejinin biraz benzerini yapıyorlar şu an. Ama ee, Goyo ile mesela. Mesela şey bak bu arkayı reinforcelayıp tam bir şekil korumaya da almıyorlar. İlginç ya. Bilemedim yani. Çok ilginç geliyor. Mesela bir benzerini yapıyorlar şu an. Clash, Clash'siz halini yapıyorlar. Ha bu hali de güzel mesela şu an şu strateji de güzel hani ben tam arkanı kapamak iyi değil ama burada şöyle bir şey var main kontrolü hızlanabiliyor mu freezer'deki adam vurulur direkt. Mesela buradaki o freezer'ın duvarını komple reinforcelamaktaki mantalite o aslında yani main stairs'i alıp adam gelip senin neyse köküne vurur freezer'da hiç fark etmezsin bile yani korumuyorsun aslında orada yani temel anlatmak istediğim şey o freezer'ın o arkan kapalı olmadığı zaman korumuyorsun aslında. Ha şuradan şöyle bakıyor. Böyle koruyamaz. Orada o açıyı yakalayamıyorsun. Oradaki 60 derecelik bir açı var. O açıyı yakalayamıyorsun. Pikleyemiyorsun ki. Neyini yakalayacaksın? Pikleyemiyorsun. Neyin açısını yakalayacaksın? Anladınız mı? Yani aradaki fark o. Pikleyemiyorsun yani. Ha bak Goya Shield'ı gidip neyini tutacaksın? Tamam. Daha geri çekildi. Clash'te tutuyormuş gibi. Buradaki ta ta ta, ta, ta geri çekilendi. Bakalım alabilecekler mi? Çok merak ettim bu stratejiyle. Jitu mesela sadece construction at, odaklı push yapıyor mesela. Shaiko ya, Shaiko ya. Yani. Brit ve Shaiko bu tarz pozisyonlarda çok inanılmaz şeyler diyor. Mesela elem vuruyor, Reneshura vuruyor. Yani cidden işte burada bu strateji biraz daha Clash'li benzer haline yaptılar. Bir de main stairs baskısı gelseydi Jitu burandı yüzde 85 alırdı. Main stairs baskısı gelmedi. Onun sebebini anlayabilmiş değilim. Hani zaten roundu verdik diğer map'e geçelim kafasına mı geçiliyor? Ee, cidden güzel tuttular. Hani hardcore dediler ki işte bunu yapalım mesela. Cidden onu yakalayıp işte o anda düşünüp yapabilmek de çok önemli bir şey. Ee, BDS onu yapmış mesela. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Ee, diğer videoda görüşmek üzere. 1-1'e geldi G2 BDS maçı. Cidden bu maçta da... Ee, Oregon'la ilgili biraz kafamızda düşündüğümüz farklı pozisyonları görmüş olduk. İşte daha nasıl geliştirilebilir vesaire onları da bakmış olduk. cidden güzel maçlar geçiyor. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi davranın. Diğer videolarda görüşmek üzere bakalım.